2 Kasım, 8 Kasım yay burçları. Özellikle insanları idare etmekten, onu idare et, bunu idare et. Yani sanki birilerini idare ederek tembellik mi yapıyorsunuz? Ya da hani çevrenizdeki her şey, onu da halledeceğim, bunu da halledeceğim, onu da halledeceğim, merak etme deyip erteliyor musunuz? Yani sanki bu hafta böyle bir hallederim hayatım, dert etme. O da hallolur bebeğim, dert etme deyip sanki evin tadını, keyfini, ruhunu çıkartmak istiyorsunuz. Hatta yeri, hani şöyle bir şey var. Kimse benimle bu ara diyaloğa bile girmesin diyeceğimiz. Kendi tadınızı çıkartmak istediğiniz bir hafta, keyfini. Hani çekirdek çıtlatıp yağmurun kokusunu dinlemek istiyorsunuz. Evet, hak veriyorum yay burçları. Bazen hepimizde sonbaharın verdiği bir gerginlik hepimizde yansıyor olabilir ama çok yoğun işleriniz var ve bu çözülmesi gereken olaylar ve yasal olarak halletmeniz gereken bazı iş konularınız var. Çevrenizdeki bağlantıları kesmemeye dikkat etmeniz lazım. Aman ondan hayır gelmez, bundan hayır gelmez. O benim arkamdan, bu arkamdan konuşuyor diyorsunuz. Bu ara bence her şeyi geride bırakın. Yeni bir sayfa, yeni bir hayat açın. Eski defterleri açarsak çok büyük sıkıntılar, maddi zararlar da görürsünüz. O yüzden geçmişi bir kapatalım, yeni bir yay enerjisine girelim. Çünkü gerçekten çok yoğun bir iş evreniz var ve yenilenmek ve desteklenmeye ihtiyacınız var. Ailenizin de size sunacağı desteklerle çok değişim ve yeni geçeceğiniz ortamlar size huzurlu ve bereketli olacak. Zaten bulunduğunuz iş kapısını değiştirmek isteyen yay burçları vardı. Bununla ilgili kapılarınız aydınlık, araştırmaya girin. Doğru kapılarda yeni iş kapınız olacak. Bu da size iyi gelecek. Kendi işini yapan yay burçlarında kesinlikle ve kesinlikle kapatmak istiyorsunuz. Ve artık burası bana kazanç değil, zarar oluşturmaya ve da küçülmeye gitmek istiyorsunuz. Kapatmak değil de küçülmeyi kabul ederim. Çünkü buranın aslında bir işi var, bir düzeni var. Sadece artık inancınız ve ruhunuz daraldığı için, yani bu ekonomi krizden hepimiz için aynı, yorulduğunuz için bazı şeyleri toparlayamamaktan korkuyorsunuz. Bence öyle bir sorun olmayacak. Küçültmeye gidelim, sonra zaten büyüteceksiniz. Özellikle sanat işiyle uğraşan, resim, müzik, dans, tiyatro, bu tarz yaylarda kendini geliştirme, yenilikler, yeni akımlar yaratabilecek küçük küçük sahneler ya da farklı oluşumlar yaratıp kendi işinizde renkler katacaksınız. Sağlık konunuzda ani depresyon halleriniz, uyku halleriniz, yorgun halleriniz olabilir. Bence hiç gereksiz. Hepimiz yorgunuz. Mevsim değişimi, insanların ruhu ekstra. Bence bol bol bir C vitamini alın. Bu uyku ve ruh halinizden oluşturmak isteyebilirsiniz. Vücudunuz dinçlensin. Ve uzun süredir bazı iş konusunda takıldığınız kadınlar ve erkeklerin gereksiz bakışlarından çok rahatsızsınız. Bunlarla ilgili tepkisel siniriniz bozuldu. İşte sizi kıskanıyorlar, vallahi kıskanıyorlar. O yüzden kimseye takmayın. Özellikle kardeş ve ailevi ailenizle alakalı, annenizi yeni bir eve taşımak ya da kardeşinizin bir ev konusuyla alakalı çözülmesi gereken bir mevzusu olabilir. Bunları çözeceksiniz. Sağlık olarak kulak iltihabınız, diş eti iltihaplarınız ve özellikle 20'lik dişlerinizle ilgili hassasiyet oluşabilir. Buna dikkat edelim. İlişkisiz olan yay burçları, biraz daha bekleyin, güzel aşklara yelken açacaksınız ama evliliğinizle alakalı bence biraz daha birbirinize özel bir vakit ayırırsanız bu ilişkimizde ve özellikle kendi eşinizin işleriyle ilgili yaşadığı bazı gerginlikler her iki tarafında ailesinde bir huzursuzluk oluşturdu. O yüzden her ikinize saygı içerisinde dengeleri tutturursak güzel olacağının uyarısını vermişim. Ailenizde de uzun süredir evde kalan birinin evlilik kısmeti var. Yani evlenme teklifi ya da evlilik teklifi alıp ailede mutluluk sevinci yaşanacak diyorum. Uzun süredir de bazı miras konularınız var. Daha bu mahkemeler devam edecek. Bayağı uzun devam edecek ama sonu sizin için hayırlı demişim yay burçları. Yükselen ve ay burcunuzu mutlaka dinleyin. Sevgi sizinle, huzur sizinle, aşk sizinle olsun. Instagram sayfalarım Akkaya Official Ritüel Dualar sayfam. Astrolojiden ne haber? Günlük burç yorumları ve yine dünya siyaset dolar. Yine Akkaya Official'da da siyaset gündem dolar euro oluşumlarını günlük aklıma geldikçe yazıyorum. Sevgi ve mutlulukta kalın. Allah
gönlünüzdeki sevdayı, gönlünüzdeki ailenizdeki huzurunuzu en iyi şekilde versin. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.